Verilen sayılar eğer yan yana ise çarpılıyor. Alt üstü ise de toplanıyor. Şimdi burada 5 ile 3 yan yana dolayısıyla çarpılacak. Burada 15 yazacak. Diğer tarafta da 2 ile 4 toplanacak. 6 olacak. Şimdi ne olmuş oldu? Burada 15 ile 6 olmuş oldu. Aynı dikdörtgenin içerisinde şöyle aşağıdan da böldük. Dolayısıyla ne olacak? Bu 15 çarpı 6 olacak. 15 çarpı yazamadık. 15 çarpı 6 eşittir. Baktığımız zaman altlı üstlü burası toplanacak a artı b olacak. Diğer tarafta da yan yana a çarpı b olacak. Şimdi ne oldu? Yine altlı üstlü olmuş oldu. Dolayısıyla da buradan altlı üstlü olunca ne yapacağız? Yine toplayacağız demektir. Yani a 15 çarpı 6 eşittir. A artı b artı a çarpı b şeklinde olacaktır. Burada ne yapar? 90 yapar. 90 eşittir. Burada bir tanesine 12 diğerine de 6 dersem ne yapacak? 12 çarpı 6 yani 18 artı 72 yapacak. Demek ki A artı B ne yapar buradan? 18 yapar. 18 yapar. Şurada cevabımız C şıkkıdır. Önce 2 üzeri m artı 3 ve 2 üzeri n artı 3'ü şöyle yazalım. 2 üzeri m çarpı 2 üzeri 3 artı 2 üzeri n çarpı 2 üzeri 3 olarak yazdık. 4 üzeri m'yi 2 üzeri m'nin karesi olarak yazabiliriz. Yine 4 üzeri n'yi de 2 üzeri n'nin karesi olarak yazabiliriz. Şimdi burada ne var? Her ikisinde de ortak çarpan 2 üzeri 3 yani 8 var. O zaman 8 parantezinde 2 üzeri m artı 2 üzeri n eşittir. İkinci kısım 2 iki kare farkıdır. Yani 2 üzeri m eksi 2 üzeri n çarpı 2 üzeri m artı 2 üzeri n şeklinde olacaktır. Burada da 2 üzeri m artı 2 üzeri n'leri sadeleştirelim. 8 eşittir 2 üzeri m eksi 2 üzeri n yapacaktır. E burada m'ye 4 ve n'ye de 3 verirsek Şöyle olacak. 2 üzeri 4 eksi 2 üzeri 3. Yani 16 eksi 8. Bu da 8 yapacak. Demek ki m'nin değeri 4'tür. n'nin değeri de 3'tür. Çarpımları 12 yapar. Cevabımız D şıkkıdır. E burada 8 çarpı 5 ve 5 çarpı 8. 40 tane birim kare verilmiş. E, i̇ki şekilde de boyalı bölgenin alanı, tüm karenin bölgenin alanını oranları her ikisinde de aynı. Şimdi burada baktığımız zaman birinci şekle baktığımız zaman yani 8 çarpı 5'e baktığımız zaman e, burada burada e, yukarıda 5 tane var. Dolayısıyla da altında da 5 tane var. E, 30 alttaki boyalılar tam boyalılar 30 tanedir. Dolayısıyla da 30 bölü 40'tan daha büyük olacaktır kesrin değeri. 30 bölü 40'tan daha büyük çünkü 30 taneden daha fazlası boyanmış kessle biz x diyelim O da küçük olacak diğerine baktığımız zaman Yukarıdaki 8 tanesi boyanmamış ve yine 8 çıkardığımız zaman 32 bölü 40'tan da küçük olacaktır 32 bölü 40'tan da küçük olacaktır Çünkü 32 dediğimiz zaman hepsi boyanmamış oluyor. O zaman kesrimizin değeri bu aralıkta olduğuna göre 31 bölü 40 olabilir. 7 bölü 10 olabilir mi? 7 bölü 10'u 4 ile genişlettiğimiz zaman 28 bölü 40 yapar. Dolayısıyla olamayacaktır. Peki 19 bölü 25 olabilir mi? 19 bölü 25 ile şöyle burayı biz 40 bölü 25 ile çarparsak yukarıda tabii 40 bölü 25 ile çarpacağız. Paydası 40 yapar. 19 çarpı 40 bölü 25 yani 8 bölü 5 ee, bu da ne yapacaktır? 3 virgül 3 virgül 8 çarpı 8 yapacaktır yani e, 24 artı 24 artı 6 virgül 4 yapacaktır. Bu da 30 virgül 4 yapar. Dolayısıyla da e, aynı şekilde burada 19 bölü 25 de neye eşit olur? E, 30 virgül 4 30 virgül 4 Bölü 40'a eşit işte olur. Dolayısıyla da o da yine 30 ile 32 arasında olduğundan dolayı o da sağlar. 1 ile 3 sağlar. Cevabımız aşıklıdır. <laughs> e, verilen kutuların her birinin içine bir rakam sıfırdan farklı rakam yazdığımız zaman eşitlik sağlanıyor. Şimdi e, o zaman orantı olarak baktığımız zaman 1 bölü 2, 2 ve 3.2 ile orantılı. Yani 1.2'yi. Diğerinde 2 ve diğerinde de 3.2 var. Şimdi önce hepsini 10 ile genişlettiğimiz zaman ne yapar? 12, 20 ve 32 yapar. Ama bizden birer rakam olmalarını istiyor. Peki 2'ye bölersek ne olur? 6, 10 ve 16 olur. Yine rakam değil. Bir daha 2'ye böldüğümüz zaman 3, 5 ve 8 dediğimiz zaman artık rakam olacaktır. Yani birinci de 3, ikinci de 5 ve üçüncüde de de 8 yazdığımız zaman bu eşitlikler sağlanır. Bunların da toplamı 16 olacaktır hatta şurada ne yapar? Ortadaki 5 bölü 2 olduğuna göre 2,5 yapar. Çarptığımız zaman 1.2 ile buçu 2 3 yapar. E yine 2 ile çarptığımız zaman 5 yapar. 3.2 ile 2 ile çarpınca da 8 yapar. Cevabımız 5 şıkkıdır. H yüksekliğinden bırakılan bir cisim betonda 3 bölü 5'i kadar yükseliyor. Yani H çarpı 3 bölü 5'i kadar. Daha sonra toprak zeminde 1 bölü 4'ü kadar. E, tabii ki H çarpı 3 bölü 5'in 1 bölü 4'ü kadar. Daha sonra da taş zeminde de 2 bölü 5'i kadar zıplıyor. E, ve en son zıplayışı e, taş zemindeki zıplayışı 18 santimetre. Buradan e, şöyle 6, 2 kere 3'ün 6 yapar. Şurada sadeleştirirsek 3 yapacaktır. E, H eşittir ne yapar? 5 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 3 yapar. Yani e, H eşittir 20 çarpı 15. Bu da 300 demektir. Cevabımız E şıkkıdır. Serkan'ın A tane cevizi, B tane fındığı ve C tane de fıstığı var. Yazalım şöyle ceviz, fındık ve fıstık. A tane, B tane ve C tane. Şimdi bunlardan her gün sabah öğlen akşam ve gece yani günde dört öğün birer tane yiyor o zaman K gün geçtiği zaman K gün geçtiği zaman her birinden 4K 4K ve 4K tane yiyecektir son kezde de yani K artı birinci gün diyelim K artı birinci gün orada da ne oluyor Cevizi en son öğlen yiyor. Bu ne demektir? O gün iki tane ceviz yemiş demektir. Fındığı en son sabah yiyor. Demek ki bir tane fındık yemiştir. Fıstığı da akşam yiyor. Demek ki üç tane daha fıstık yemiştir buradan. A ne yapacaktır? 4K artı 2 yapacaktır. B 4K artı 1 ve C 4K artı 3 olacaktır. Buna göre ne olur? A burada çift olur. B ile C de tek olacaktır. Hangileri tek sayıdır diyor. E, A artı B artı C çift yapacaktır. E, i̇kisi tek biri çift olduğu için. Çarpımları çift olacaktır. A ile C'nin çarpımı çifttir. Bunu tekle topladığımız zaman tek yapar. Dolayısıyla da yalnız 3 olur. Yani şu ikisi yok. Yalnız 3'tür. Cevabımız E şıkkıdır. Burada verilen kare biçimindeki iki şekil alanları 8 ve 18 O zaman bir kenarlarına a ve B dediğimiz zaman buradan a kare eşittir 8 ve B kare eşittir 18 yapacaktır a eşittir 2 karekök 2 olur B eşittir 3 karekök 2 yapacaktır 9 çarpı 2 ve 4 çarpı 2 olduğundan dolayı Tabii ki burada a ve B pozitif olacak yani eksilerini. Alamayız. Şimdi birinci hangileri olabilir diye soruyor. Birinci şekle baktığımız zaman birinci şekilde nedir? 3 tane A eşittir 2 tane B verilmiş birinci şekilde. Peki bu doğru mudur? Hemen A yerine yazdığımız zaman ne yapacaktır? 3 çarpı 2 kök 2 eşit midir? 2 e, çarpı B'ye yani 2 çarpı 3 kök 2'ye eşittir. Demek ki birinci doğru olarak verilmiş. İkinciye baktığımız zaman ikinci de ne demiş? 2 a B'den küçüktür demiş. 2A küçüktür B midir? Ee, buna bakalım şimdi. 2A ne yapacaktır? 2 çarpı 2 kök 2 küçük müdür 3 ee, kök 2'den? Hayır değildir. Demek ki ikinci yanlış olacak. Üçüncüye baktığımız zaman üçüncüde de ne demiş? 1 2 3 3 tane B küçüktür. 1 2 3 4 5 tane A'dan küçüktür demiş. Peki bu da ne demektir? 3 çarpı 3 kök 2 küçük müdür 5 çarpı 2 kök 2. Evet 9 kök 2 10 kök 2 dolayısıyla da 1 ile 3 doğru olur cevabımız B şıkkıdır. Burada verilenlere göre sıralama bizden isteniyor. Önce şu ikinci işleme baktığımız zaman L çarpı M artı 1 eşittir. L çarpı K artı 1 artı 1 olacaktır. E, 1'ler gider buradan L'ler de gider M eşittir K artı 1 gibi bir bağıntı K artı 1 gibi bir bağıntı var aralarında. Şimdi burada biz K'ya 1 dediğimiz zaman M ne yapacaktır? 2 yapacaktır. E, peki e, burada birinci de yerine yazdığımız zaman 2 ile 1'i o zaman K'nın karesi artı L eksi 1 e, ne yapar? 2 çarpı 1 artı 1 yani 3 yapar. E, K'ya 1 vermiştik. O zaman 1 bir artı 1'in karesi 1 artı L. Eksi 1 eşittir 3 yapacağından L de 3 yapacaktır. Yani demek ki değerlerimiz 1, 2, 3 olacak. En küçük olan K sonra M sonra L şeklinde cevabımız A şıkkıdır. Verilen bilgiyle önce 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 olarak hatırlatılmış. Daha sonra da kırmızı bir iple 1'den başlayarak yan yana n kadar uzunluğu olan kareler dizilmiş ve bunların etrafına da ip dizilmiş. Şimdi kırmızı bir ip çekilmiş. Şimdi en alttaki kısma bakalım iplerimizden. En alttaki kısma bakalım. Yani şurayı. Burası ne olacaktır? 1'den n'e kadar toplam olacaktır. Yani 1 artı 2 artı nokta nokta artı n yapacaktır. Bu da ne yapar? n çarpı n artı 1 bölü 2 yapacaktır. Peki şimdi yukarı iki kısma baktığımız zaman şöyle şurada bir tane bir, bir birim var. Aynı şekilde 2 birim, 3 birim, 4 birim, 5 birim. En son yine n birim olur mu? Olur. Dolayısıyla da yine 1'den n'e kadar olur toplam. Yani üsttekiler de bu şekliyle olur. Ee, bu da ne yapacaktır? Şöyle yazalım. Yine n çarpı n artı 1 bölü 2 olacak. Dolayısıyla da n çarpı şöyle yazmış olalım. Yazamadık. n çarpı n artı 1 bölü 2. Şunu silelim. Çarpı 2. Yani 2 katına çıkmış olacak. 2 katına çıkacak. Dolayısıyla da n kare artı n şeklinde olacaktır. Şimdi burada diğer iplikleri bulmuş olacağız. Şöyle biraz şeklimizi temizleyerek üzerinde tekrardan göstermiş olalım. Şimdi burada etraflarındaki şu şeyleri yani bir birim olanlar bir denene kadar olanları bulduk. Bir de şunlar var dikkat edelim. Şimdi şurası nedir? Bir birim. Burası 3-2 yine bir birim. Şurası 4-3 yine bir birim. Şurası en son yine bir birim. Dolayısıyla da kaç tane bir birim olacak n tane bir birim olacak burada. Bir 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 bir. O zaman n kare artı n'e bir de ne ekliyoruz? Bir çarpı n ekliyoruz. Çünkü n tane bir birim olacak. Bir de son olarak hesaplamadığımız şurası var. Burada n'dir. Dolayısıyla bir artı n daha. Dolayısıyla n kare artı 3n yapacak. Cevabımız da e şıkkı olacaktır. 1'den 9'a kadar olan 9 tane doğal sayı kağıtlara yazılıyor ve bunlar en az birer tane almak şartıyla Aysun ve Burhan arasında dağıtılıyor. Yani biri bir tane, biri sekiz tane olabilir veya beşe dört olabilir. Ama mutlaka bu kağıtlar hem bitecek hem de herkes en az bir tane alacak. Şimdi K pozitif bir tam sayı olmak üzere. Aysun'un aldığı kağıtların üzerinde yazan rakamların aritmetik ortalaması K'dır diyor. Şimdi Aysun, Aysun e, ne yapsın? Ne tane kağıt alsın. N tane kağıt almış olsun. Peki o zaman ne olacaktır? Burhan da Burhan da 9 eksi n tane kağıt alacaktır. Çünkü toplam e, 9 tane kağıtımız var. Peki aritmetik ortalaması k ise Aysun'un aldıklarının toplamı Aysun toplamı diyelim e, ne yapacaktır? Bu k çarpı n yapacaktır. Çünkü n tane var ve ortalamaları k. Peki Burhan'ın toplamı ne yapacaktır? Burhan'ın toplamı da k artı 3 çarpı 9 eksi n şeklinde olacaktır. Peki bunların hepsinin toplamı da bize genel toplam yani 1'den 9'a kadar olan toplamı verir mi? Verir. Bu da ne yapar? 9 çarpı 10 bölü 2 yani 45 yapar. Peki o zaman toplayalım buradakileri. Aysun'un toplamı k çarpı n artı. Burhan'ınkileri toplayalım buradan. Çarptığımız zaman k ile çarptığımız zaman 9K eksi KN artı 27 eksi 3N yapacaktır. Bu da neye eşit? 45'e eşit. Şimdi burada KN'ler gider. 9K eksi 3N eşittir. 27 ile karşı tarafa attığımız zaman 18 yapacaktır. Ee, buradan da 3'e böldüğümüz zaman 3K eksi N eşittir. Ne yapar? 6 yapacaktır. 6 yapacaktır. Şimdi K'nın alacağı değerlerin toplamı soruluyor bize. Burada K'ya 1 veremeyiz. 2 veremeyiz. Çünkü K'ya 2 verdiğimiz zaman N 0 oluyor. Yani bir tanesi hiç almamış oluyor. Dolayısıyla da mutlaka neydi kuralımız? Her biri en az birer tane alacak. O zaman demek ki K'ya 2 veremeyiz. K'ya en az ne veririz? 3 veririz. 3 verdiğimiz zaman ne olacaktır? Buradan 9 3 olur. E 4 verdiğimiz zaman 12 ne yapacaktır? 6 yapacaktır. 5 verdiğimiz zaman 15, 9 yapacaktır. Peki verebilir miyiz? Veremeyiz. Çünkü N'ye 9 vermek, N'ye 9 vermek o zaman Aysun hep bütün kağıtları toplaması anlamına geliyor. Dolayısıyla da N'ye 9 veremeyiz. Yani N'ye 3 ve 6 verebiliriz. Dolayısıyla da K'da buradan 7 toplam değerini alır. 3 ile 4 cevabımız da C şıkkıdır. Bir mağazadaki Şubat ve Mart'taki satılan pantolon, gömlek ve kazakların sayıca değiş dağılımları verilmiş. İki ayda da eşit miktarda satılıyor. O zaman iki ayda da satılanlara biz 360 tane diyelim. 360 tane Şubat'ta, 360 tane de Mart'ta satılmış olsun. Şimdi burada Şubat ayına göre Mart ayındaki pantolon satışları artıyor. Kazak ve gömlek satışları aynı sayıda azalıyor. Şimdi burada aynı sayıda azalacak. Dikkat ediyoruz. Şimdi buradan şöyle diyebiliriz. Mesela 108 108 90'a inerse ne olur? 18 e azalmış olur. 168 de 150'ye inerse o da 18 olur. Dolayısıyla da burada ne olacaktır? Bunlardan bir tanesi panto ne olacak? Kazak diğeri de gömlek olacaktır. Bir tanesi kazak diğeri de gömlek. Diğer o oranlarda. Yani ne kaldı? 84'ten de 120'ye çıkma bu da ne olacaktır? Bu da pantolon olmuş olacaktır. Şunlar kazak ve gömlek şeklinde. Şimdi buna göre her birinin açılarını bize soruyor. Sırayla buradan baktığımız zaman 120 ile 84 yan yana olacak. 108 ile 90 ve 168 ile de 150. Dolayısıyla da cevabımız değişik olur. Düz bir yolda elma, portakal ve nar ağaçları var. Şöyle düz bir çizgi olarak çizmiş olalım. E, ağaçlarımız elma, portakal ve nar. E, burada portakal ağacı ile elma ağacı arasındaki mesafe 11 metre. Elma ile nar arası da 19 metre. O zaman şurayı 11 aldığımız zaman burası da ne olacak? 8 olacak. Şimdi Kaan bu ağaçlardan... Herhangi ikisinin arasında olup portakal ve nar ağaçlarına olan uzaklıkları toplamı 8 metredir diyor. Bu da ne anlama gelir? Demek ki portakalla nar arasındadır. Mesela şu arada olduğunu kabul edelim, Kaan burada olsun. E o zaman ne olacaktı? Portakala x ise narada 8 eksi x. Dolayısıyla toplamı 8 olacaktır. Yani burada verilen bilgiyle biz K'nın portakalla nar arasında olduğunu görüyoruz. Şimdi K'nın elma ağacına olan uzaklığı nedir? 11 artı x'tir. Nar ağacına olan uzaklığı o da nedir? O da 8 eksi x'tir. Bunun 3 katıdır diyor. Çarpı 3 birbirlerine eşittirler. E, portakala uzaklığı zaten x dedik. Bunu bulmuş olacağız. 11 artı x eşittir. 24 eksi 3x olur. 4x eşittir 13 ve x eşittir 13 bölü 4'tür cevabımız değişik olur. Her gün soru çözen Buse ve Cem'in hafta içi ve hafta sonu çözdükleri soruları kaydetmişler. Ve 15 gün sonunda çözdükleri sorular birbirlerine eşit. Şimdi Buse ve Cem'in hangi gün soru çözmeye başlamışlardı diye soruyor. Şimdi hafta içi x gün boyu çözsünler. O zaman hafta sonu da 15 eksi x gün çözmüş olacaklardır. Peki x gün çözünce Buse 60 çarpı x tane soruyu hafta içinde çözmüş olur. Hafta sonunda da 90 çarpı. 15 eksi x tane çözecektir. Bu da eşittir. E, Cem 65 çarpı x tane hafta içi artı 80 çarpı 15 eksi x tane de hafta sonu çözmüş olacak. Şimdi buradan açtığımız zaman ne yapar? 60 x artı 90 çarpı 15 eksi 90 x eşittir. 65 x artı 80 çarpı 15 eksi 80 x yapar. Buradan da şöyle yazalım buradan aynı tarafa toplayalım şurası 80 çarpı 15 90 çarpı 15 90 çarpı 15 eksi 80 çarpı 15 olarak yazalım eşittir. Şimdi şuraya baktığımız zaman 60 x eksi 90 x ne yapar eksi 30 x yapar karşı tarafa artı 30 x olarak geçer. 65x eksi 80x bu da eksi 15x'tir. Dolayısıyla da şurada 15 parantezini alırsam 10 çarpı 15 kalır. Diğer tarafta da 15x olur. Dolayısıyla sadeleştirirsek ne yapacaktır? x eşittir 10 yapacaktır. Yani bu ne demektir? Hafta içi 10 gün hafta sonu da 5 gün soru çözmüşlerdir. Şöyle haftayı yazalım. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma. Şimdi hangi gün başlamışlardır diyor. Şimdi burada 5 gün var hafta içi. Demek ki 2 hafta içi çözmüş olacak. 2 e, hafta içi çözecekler. 2 hafta içi çözecekler ve 5 günde hafta sonundan çözecekler. Şimdi bu da şununla ancak mümkün olur. E, cumartesiden başlarlarsa 7 gün bitti. Sonra tekrar bir cumartesiden başladık. 14 gün bitti. Ve cumartesi günü bitirmiş olduk. Kaç gün geçti şu anda? 15 gün geçti. Bir kere daha tekrarlayalım. Cumartesiden başladık. 2 hafta içi çözecek. Yani 10 gün boyu hafta içi çözecek. Dikkat ediyoruz. Dolayısıyla da 2 hafta içi geçmesi demek tam 1 hafta, 1 hafta daha 2 hafta içi yaptı ve 14 gün oldu. Cumartesi günü de başladıysa tekrar cumartesi günü çözmüş ve bitirmiş olur. Peki eğer pazar başlasaydı ne olurdu? O zaman pazar başladık. Pazardan cumaya kadar 6 gün var. Bir hafta içi geçti. Ee, peki daha sonra geldik cumartesiye cumaya kadar bir e, 7 gün daha var 13 gün yaptı 3 gün daha çözmesi lazım yine hafta sonuna geldik cumartesi pazar ve pazartesi de tekrardan çözmesi lazım olduğundan dolayı bu sefer ne olacaktır 10 değil 11 gün olacaktır hafta içi bu da mümkün olmayacağı için ee, burada demek ki e, ikinci pozisyon yani yeşille çizdiğim olmayacaktır yani cumartesi başlamak zorunda cevabımız eşittir. Programda herhangi bir sayı yazıldığı zaman bunun faktöriyeli alınıyor. Mesela örnekte olduğu gibi 12'yi girildiği zaman 12 faktöriyel veya burada asal çarpanlarına ayrılıyor. Şimdi burada Tarık N sayısını yazmış ve karşısına böyle bir şey çıkmış. Görünmeyenler hangileridir diye bize soruyor. Şimdi baktığımız zaman burada 7 üzeri 4 var. 7 üzeri 4 var. En son asal sayı olarak burada 19 verilmiş. Demek ki 19'dan büyük olacak. Ve 25 tane de 2 var. Peki 7 üzeri 4'ü nasıl elde edebiliriz? Ee, birden başlayarak çarpanlar olarak. Şöyle elde edebiliriz. 7'nin kendisi. 7 1 çarpı 7. Sonra 14'te 2 çarpı 7 var. 3 çarpı 7 21'de var. Bir de 4 çarpı 7 de 7 var. Dolayısıyla da 7 üzeri 4'ü oluşturmak için mutlaka en az 28 sayısının olması gerekir. 28 sayısı olursa ne olur buradan? 7 üzeri 1, 1, 1, 1 toplayınca 7 üzeri 4 yapar. Yani o zaman demek ki son sayımız ancak burada en az 28 olacaktır. Ama acaba 28 midir? Belki 29, 30, 31, 35'e kadar olanlar da olabilecektir. Dolayısıyla da bunu anlamanın yolu Şudur. Şimdi içinde kaç tane e, burada 2 var? 25 tane. 25 tane 2 var. Peki 28 faktöriyelde kaç tane 2 var? 2'yi bulurken veya herhangi bir e, asal sayıyı bulurken şöyle yapıyoruz. Sürekli o sayıya bölüyoruz. 2'ye böldük ne oldu? 14. E, bir daha 2'ye bölündüğü için 2'ye tekrar böldük. 7. Tekrar 2'ye böldüğümüz zaman 2'ye bölündü. 3. 2'ye böldüğümüz zaman ne oldu? 1. Şimdi buradaki bölümlerin toplamları yani 14, 7, 3 ve 1. Bunları toplayınca ne yaparlar? 25 yaparlar. Bu da içerideki iki sayısı. Yani 28 faktöriyelde 2 üzeri 25. 25 tane 2 var anlamına gelir. Demek ki o zaman sayımız 28'in kendisi olacaktır. 28'in kendisi olacaktır. Eğer 28 ise o zaman. Demek ki başlangıçta ne olacak? Şurada 28 olacak. Burası 28. Peki sonuçta ne olur? Şimdi 28'in kendisi da Çünkü 28'i biz parçaladık zaten. Yani 2'nin karesine getirdik. 7'nin 7 üzeri 1 olarak aldık parçaladık. Peki 28'den önce ne var? 27 var. E 27'yi de ne yaptık? 27'yi de 3'ün kuvvetlerinde yazdık. Peki önce sınıra var 26 var. 26'yı da hem 2'de yazdık hem de 3, 13'de yazdık. 25'i nerede yazdık? 5'te yazdık. 24'ü yine 3 ve 2'nin kuvvetlerine yazdık. Demek ki ne var burada en son olarak? Asal olan 28 ile 19 arasındaki asal olan 23 var. Son sayımız demek ki 23 olacak. Şurası 23 olacak. En baştaki de 28. Peki şimdi 3'ün ve 5'in kuvvetlerini bulacağız. Nasıl buluyorduk bunu da? Aynı 2'de olduğu gibi 28'i sürekli 3'e böldüğümüz zaman ne yapar? 9. 3'e böldük 3. 3'e böldük 1. O zaman kaç tane 3 vardır? 9 artı 3 artı 1 13 tane yani 28 faktöriyelde 3 üzeri 13 13 tane 3 vardır demek ki 13'ün üstünde 3'ün üstünde 13 yazıyor. Peki 5'i aynı şekilde bölersek. 28'i 5'e böldük 5, 5'e böldük 1. Dolayısıyla da ne olacaktır? 5 artı 1, 6 tane 5 vardır. Yani şöyle 5 üzeri 6 vardır. Demek ki şurası da ne yapacak? 6 yapacak. Yani 13, 6, 28 ve 23. Aradıklarımız bunlardır. Topladığımız zaman 23, 28, 13 artı 6 da 19 yapar. Toplayınca da 70 olur. Cevabımız C şıkkıdır. Bekir Bey ailede arasını koşarak gidiyor. E, dönerken de yürüyerek dönüyor. Koşma hızı yürüme hızının iki katı olarak verilmiş. Şimdi buradaki B'deki saat Bekir Bey'in tam B noktasındaki geçiş saati. Daha sonra da döndükten sonra da e, 9.45'te C'den geçiyor ve 9.53'te de e, B'den geçiyor. Peki giderken ki hızı ne? 2V. Dönerken hızı ne? V. Yarısına yarı yarıya düşmüş oluyor. Şimdi burada dönerken 9.45'de C'den geçiyor. 9.53'de de B'den. Dolayısıyla da bu arayı 8 dakikada yürüyerek geçiyor. O zaman 8 dakikada yürüyerek geçtiği bir yeri koşarak ne olacaktır? 4 dakikada yarısı kadar sürede. Çünkü 2 kat kadar hızla gidiyor. 4 dakikada gidecektir. O zaman C noktasında ne olur? 9.21'de C noktasından geçmiş olur. Peki şimdi zaman olarak baktığımız zaman C'den D'ye C'den D'ye T zamanında giderse geriye D'den C'ye ne kadar zamanda gidecek? 2T zamanda gidecek. Dolayısıyla da toplamda 3T kadar zaman geçecek. Peki ne kadar saat geçti? 9.21 2T gittik. 3 e, T gittik. 2T geldik. Saat oldu 9.45. Dolayısıyla da 24 dakika fark var. 3T eşittir 24. T eşittir 8 yapacaktır. Demek ki 9.21'den 8 dakika sonra D noktasından geçer. Bu da 9.29 olacaktır. Cevabımız D şıkkıdır. Verilen bilgiyle veri grubundaki modun nasıl bulunacağı tanımlanmış. En fazla tekrarlanan e, mod yani tepe değeri olmuş oluyor. Şimdi burada 9 tam sayıdan oluşan yani 9 tane veri grubunda eleman var demektir. E, bir tane modu olan bir tane de modu olan veri grubunun eleman kümesi. Bu ne demektir? Burada 6 tane eleman verildiğine göre demek ki 3 tane de 3 tane de tekrar var. Buradan tekrar çıkacaktır. 3 tanesi tekrar edecektir. Şimdi burada e, bu veri grubunun aritmetik ortalamasının bir tam sayı olduğu belirtiliyor. Şimdi buradaki veri grubundaki elemanları topladığımız zaman ne yapar? 20, 30, 35 yapar. E, 35 artı 3 tane daha var. Onlarla beraber toplam kaç tane yapacak? 9 tane olacak. 9'a böldüğümüz zaman ne yapacakmış? Bir tam sayı yapacakmış. Eleman z bir tam sayı yapacakmış. Şimdi burada e, biz x'e 10 verirsek ne olur? Tam, tam sayı yapar. Peki x'e e 19 verirsek ne olur? topladığımız zaman 54 yapar. Yine tam sayı yapar. 9'a tam bölünür çünkü. X'e 28 de verirsek yani 9 9 artırıyoruz. E bu sefer 63 yapar. Tam sayı yapar. X'e 37 de verdiğimiz zaman ne olacaktır? X'e 37 verdiğimiz zaman da yine 63 yapacak. Tam sayı yapacaktır. Şimdi bir tane modu olacak. Dikkat ediyoruz. Burada onu 3 tam, 3 tane sayı alacağız. 3 tane sayı. Çünkü 6 tane burada var. 3 eksiğimiz var. Onu 3 tane sayıyla tamamlamış olacağız e, ve bir tane de modumuz olacak. Şöyle, e, burada 1, 1 ve 8 alırsak ne olur? E, 10 olur toplamları ve modumuz ne yapmış oldu? Modumuzun değerlerinden biri 1 oldu. 19 olması için e, burada 7, 7 ve 5'i alırsak ne olur? Bu sefer de modumuz 7 yapar, topladık. E, 28 olması için de 8, 8, 12 olur ve modumuz ne yaptı? 8 oldu. Peki 37 olması ne demektir? 12 12 12 olsa bile 36 yapıyor en büyük olsa bile yine dolayısıyla 37 yapamayacaktır. Yani alabileceği 3 farklı değer var modun. Bunların da toplamı 16'dır. Cevabımız C şıkkı olur. Havlu bana burada iki tane havlu asılmış ve bütün buradaki boruların arasındaki uzaklıklar eşit. Biri 82, biri 120 santimetre. Şimdi havlulara baktığımız zaman biri diğerinden 2x kadar aşağıda asılmış. Ve bu 2x kadar aşağıda asıldığından dolayı yere de 82 santim yani şu aradaki fark kadar 38 santimetre daha yakın. Yukarıdan 2x aşağı gelince aşağıdan 38 cm imiş. Demek ki 2x 38'e eşit olacaktır. Yani x 19'dur. Cevabımız da C şıkkı olur. Elemanlar harflerden oluşan 9 elemanlı bir A kümesinin elemanları kullanılarak sen, teker ve resim kelimeleri yazılabiliyor. Şimdi buradaki harflere baktığımız zaman neler var? S var, E var, N var, T, E yazdığımız için K, R diğer tarafta r yi, e yi yazdık s i ve m. Demek ki 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Demek ki bu harflerden oluşacaktır. Ve mevsim yazılamıyor. Mevsim yazılamıyorsa şimdi burada m var, e var, s i m var. Dolayısıyla demek ki v bu a kümesinde v yoktur. V yoktur. Peki d de yoktur demek ki. Çünkü d dışındakilerin hepsi var yazılamadığına göre. Diğer taraftan da miras yazılamıyor. Demek ki A da yoktur. A da yoktur. Yani V, A, D bunlar yok. Yukarıdakiler A kümesinde var. Peki şimdi hangisi yazılabilir diyor? Merasim yazılabilir mi? A olmadığı için yazılamaz. Tedarik de yazılamaz. Nedime D olmadığı için yazılamaz. Sevimli de V olmadığı için yazılamaz ama Kertenkele yukarıdakilerden oluşur dolayısıyla yazılır cevabımız E şıkkıdır. Verilen bilgilerle koridorun yanındaki ve yanında olmayan koltuklar verilmiş şöyle koridor yanı olarak ayıralım Diğer tarafta da koridor e, yanı olmayan diyelim onun değili yani öyle düşünelim şimdi e, burada toplam baktığımız zaman koridor yanında iki sıra var Dolayısıyla da iki en tane koltuk var Peki toplamda 5 en toplam toplam koltuk sayısı nedir burada 5 n'dir. O zaman demek ki 3n tane de kol, e, koridor yanında yoktur. Şimdi ne diyor buradaki bilgide? Birinci de koridor yanında e, olan boş koltukların sayısı koridor yanında olmayan boş koltukların sayısının 3 katıdır diyor. Koridor yanında olmayan boşlara x tane dersek koridor yanındakiler 3x tane olacaktır. O zaman doluluk nasıl Şurası boşlar. Şurası boşlar. Şurası toplam koltuk. E, dolu koltuk ne olacaktır o zaman? E, burada 2n eksi 3x. Burada da 3n eksi x olacaktır. Şimdi e, sorumuza devam edelim. Koridor yanında olmayan dolu koltukların sayısı. Koridor yanında olmayan dolu koltuk kaç tane? 3n eksi x tane. Koridor yanında olan dolu koltukların 2 katıdır. Eşittir. 2 çarpı. 2n eksi 3x. Şimdi buradan 3n eksi x eşittir. 4n eksi 6x olur. Yani 5x eşittir. N yapacaktır. 5x eşittir. N yapacaktır. Ee, buradan o zaman şöyle diyebilir miyiz? Ee, 5x eşittir n olduğuna göre n'nin yerine 5x yazalım. Toplam koltuk sayımız ne yapacak o zaman? 10x burada var. 30 x de burada var. Yani 50x tane koltuğumuz oldu. Bu da eşittir 5 ne? 50x tane 20 25x tane. Şöyle yanlış çarptık. Şurayı daha doğrusu yanlış yazdık. Şurası 3 çarpı 5 15 olacaktı. 15x. Dolayısıyla da 5 ne? Eşittir 25x oldu. Evet. Düzeltmiş olduk. Şimdi peki dolulara baktığımız zaman ne yapacak? 3x tane boş. Toplam 7, 10x'ti. 7x tane dolu. Burada da ne olacak? Ee, e, burada kaç tanesi dolu? 14x tanesi de burada dolu. Dolular. Şunlar dolular. Peki buna göre diyor hangileri doğrudur? Tüm koltukların %16'sı boştur diyor. Şimdi toplam boş koltuklara baktığımız zaman kaç tane? 3x artı x yani 4x. Peki kaç tane koltuk var? 25x. 25 xte 4x boş ise kaçtır dediğimiz zaman t diyelim. Kaç katı? 4 katı. O zaman burası 16 yapmış olacak. Yüzde 16'sı boş olacak. Demek ki birinci doğrudur. Koridor yanındaki koltukların yüzde 70'i doludur. E, kaç tanesi e, dolu? 7x. Kaç tane var? 10x. Dolayısıyla da %70'i dolu oldu. Sinema salonundaki koltuk sayısı en az 50'dir diyor. Şimdi 25x dolayısıyla x'e 1 verebiliriz. Yani bu en az 25 demektir. Demek ki 1, 2, doğru 3 yanlıştır. Cevabımız eşittir. Elif Hanım'ın bahçesinde bulunan çınar ve kayın ağaçlarının yaşlarını birer pozitif tam sayı ve 2010 yılında şöyle yazalım çınar ve kayın yazalım. 2010 yılında yaşlarının oranı 1'e 5 yani kayına x yaşındaysa çınar 5 x yaşında. 2022 yılında bu oran 3'e geliyor. Şimdi 2022'ye geldiğimiz zaman 12 yıl. Dolayısıyla da çınar 5 x artı 12 yaşında olacak. Kayın da x artı 12 yaşında olacak. Bu oran 3 katıysa o zaman demek ki 5 x artı 12 eşit olacak. 3 çarpı x artı 12 olacak. Buradan da ne yapar? x'in değeri 12 yapar. 12 verdiğimiz zaman 72 72 olacak. Şimdi peki o zaman o zaman demek ki 2010 yılında nedir? Çınar 60 yaşında. Kayın da 12 yaşında. Yazalım şöyle. Çınar ve Kayın ee, 60 ve 12 yaşlarında. Şimdi burada ne yapmış Elif Hanım? Kayın ve çınar ağacı dikildikten sonra bu oranı her yıl bir kağıda not etmiş. Dikildiği zaman ne olacaktır? Kayın 0 yaşında, Çınar da 48 yaşında olacaktır. Şimdi kayın 1 yaşında olunca ne olur? Çınar 49 yaşında olur. Oran ne oldu? 49 oldu. 2 olduğu zaman 50 olur. Oran ne oldu? 25 oldu. Var mı? Var. Hangisi olamaz diyor. 3 olduğu zaman 51 oldu. Böldüğümüz zaman ne yapar? 17 yapar. O da yine var. 4 olduğu zaman 52 oldu. E, bu da ne demektir? 13 de var demektir. 5 olduğu zaman 53 oldu. E, 6 olduğu zaman 54 oldu 54 bölü 6 ne yapar 9 9 da var demek ki demek ki burada zaten 25'ten 17 indik 19 olmayacaktır cevabımız B şıkkıdır E buradaki karton 5'e ve 3'e bölündüğüne göre ikisinin ortak katı olan x'e biz 15a diyebiliriz. Şimdi mavi buradaki telle hizalanmış. E, yukarıdakine baktığımız zaman her bir birim ne olacak? 3a olacak. 3a, 3a. E, şöyle tamamı tabii ki 3a. Şurası 3a, burası da 3a. Peki aşağıda da ne olacak? Burası şu uzunluk 5a olacak. Peki buradan şunu diyebiliriz. 5a artı... Şu 1.2. 1.2 eşittir. Diğer tarafa baktığımız zaman 6a 6a 2 tane 3a eksi 3 olacaktır. Çünkü şu ne olmuş oldu? Şu çizginin bu tarafında şurada 3 var. Dolayısıyla burası da 6a eksi 3 olacak. 6a eksi 3 olacak. Burada ne yapar? a'nın değeri yer değiştirdiğimiz zaman 4.2 yapacaktır. Dolayısıyla da 15a 15 çarpı 4.2 yani 63'tür. Cevabımız değişiklidir. Ayça pazardan sadece elma, portakal ve limon alan annesine e, anne sepetinde kaç tane meyve var diye soruyor. Şöyle yazalım. Elma, portakal ve limon. Şimdi annesi de diyor ki eğer diyor 6 tane daha elma alsaydım sepetteki e, rastgele aldığım bir meyvenin elma olmaması 1 bölü 4. Eğer... Bir tane eksik portakal alsaydım, sepetten rastgele aldığım bir meyvenin portakal olma olmasılığı 1 bölü 3 olacaktı. Açı, limonlar sorduğu zaman annesi de diyor ki, sepetteki meyvelerin yarısı limondur diyor. O zaman şöyle diyebiliriz. Sepette toplam 2x tane meyve olsun. Bunların x tanesi limon, a tanesi portakal, x eksi a tanesi elma. Toplam e, o zaman 2x yapacaktır. Peki, şimdi soruya e, annesinin cevabına tekrar dönelim. Ne demiş annesi eğer 6 tane daha elma alsaydım yani x eksi a artı 6 olsaydı e, rastgele meyvenin elma olma olasılığı x eksi a artı 6 bölü toplam meyvene 2x artı 6 6 tane de aldık çünkü eşittir 1 bölü 4 olacaktır. Eğer diyor bir tane eksik portakal alsaydım yani a eksi 1 bu sefer toplam meyveni oldu 2x eksi 1 oldu. O zaman diyor aldığım meyvenin portakal olma olasılığı 1 bölü 3 olacaktı. Şimdi bu iki denklemi buradan e, çıkaralım hemen. Ne yapar? 4x eksi 4a artı 24 eşittir. 2x artı 6 yapacaktır. E, buradan da ne yapar? Yer değiştirdiğim zaman 18 eşittir. 4a eksi 2x yapar mı? Evet öyle yapar. Diğer tarafta da çarptığımız zaman 3a eksi 3 eşittir. 2x eksi 1 yapar, ee, buradan da ne yapar? 3a eksi 2x eşittir 2 yapacaktır. Peki, şimdi e, burada şöyle diyelim: 3a eksi 2 eşittir 2x, 2x'in yerine bunu yazalım, e, hemen şurada 2x'in yerine 18 eşittir 4a eksi 3a artı 2 yapacak. Yani a'nın değerini yapmış olduğu 16 yapmış oldu a'nın değeri yerine yazmış olduk. Şimdi burada A'nın değeri 16 ise peki A yerine 16 yazarsak ne yapar şurası? 48 eksi 2 eşittir. 2x yapar. Yani 46 eşittir 2x. x de ne yapacaktır? 23 yapacaktır. O zaman demek ki nedir? Şöyle yazalım. Şurası 23. Burası 16. Burası da ne yapacaktır o zaman? 7 yapacaktır. Toplamı yine 23 olması için. Yani demek ki boşluklara gelecek olan nedir? 7 ile 16'dır. Cevabımız eşittir. Burada verilmiş olan sarkaç birden başlıyor ve 1 saniyede 2'ye, 1 saniyede 3'e, 1 saniyede 4'e yani her birini 1 bir saniyede geçiyor. Sonra da tekrar bu sarkaç 1, 1, 1 saniye olarak geri dönüyor. Buna göre diyor... 2023. saniyede kaç numarada olur? Şimdi bakalım burada. 1, 2, 3, 4 saniyede gitti. 1, 2, 3, 4 saniyede de geri geldi. Dolayısıyla da bir turu kaç saniyede tamamladı? 8 saniyede. O zaman 2023'ü 8'e bölürsek acaba turun neresindedir? Bunu görmüş oluruz. 8'e böldüğümüz zaman 2023'ü ne yapacaktır? E şurası şöyle 2 kere 16 4 şurası 2 ne yapar? 5 yapar. E 40 2 3 e 2 yapar 16. Ne oldu? 7. 7 kaldı. Yani bu şu anlama geliyor. 252 kere ve bütün tam seferini tamamlar ve 7. saniyede 7. saniyede kalır. Bu da ne demektir? 4 saniyede gitti. 5, 6, 7 nereye gelecek? 2'ye gelecek. En son 2'de kalır. Çünkü tamamlamasına 1 saniye daha vardır. Cevabımız D şıkkıdır. Bir mağaza belli bir fiyattan sattığı gömlekleri ABC şubelerinde 3 farklı kampanya düzenliyor. bu kampanyalara göre indirimler ABC şubelerininki verilmiş ve satış fiyatları AB ve C lira Bunlar arasındaki bağlantıyı bize soruyor. Şimdi burada gömleğin fiyatına biz 100 TL diyelim. Şimdi birinci mağazada kampanyalı ne olur? İki gömlek arana ikincisi %50 indirimli olur. Yani birinciye 100 lira verecek, ikinciye 50 lira verecek. Dolayısıyla da tanesi kaça gelecek? 75'e gelecek. 75'e bu nedir? A'dır. Şimdi ikinci ma mağazada, ikinci şubede birinciyi de %20 indirim var. Yani birinciyi 80 liraya alacak. İkinciyi de %40 indirimli alacak. Yani 60 liraya alacak. Peki ikisini toplayıp da 2'ye böldüğümüz zaman ne yapacak? 70 yapacak. Bu 70 de B'ye eşit. Üçüncü mağazadaki kampanya şöyle. 4 gömlek alana bir tanesi bedava. Yani 4 gömlek alan 3'ünün parasını verecek. 300 lira verecek. 300 bölü 4 olacak tabii. 4 tane gömlek aldığı için. Bu da ne demek? 75 lira demek. Bu da C. Bu da ne demektir? B küçüktür. C eşittir. A demektir. Cevabımız A şıkkıdır. Ali Kemal, Yasemin ve Gonca isimli 4 kişilik bir ailede anne, baba, kız ve erkek çocukları var. Oluşturulan e, önermeyi önce yazalım şöyle. P'nin değili veya Q'nun değili ise R önermesi yanlış. Yani denktir 0. Şimdi burada ne olacaktır? E, veya önermesi olduğuna göre her ikisi de 0 olacaktır. Dolayısıyla da P'nin değili sıfırsa P 1 olacak. Peki Q'nun değili ise R ne olacak? Bu da sıfır olacak. Bu da neyle mümkün? 1 ise sadece 0, sıfır, 0'a denk olduğundan dolayı o zaman birincisi 1, bir, ikincisi de sıfır olacak. Yani Q'nun değili 1 ise Q 0 olur. R de 0 olacaktır. Şimdi buna göre burada anne baba ve iki tane de çocuk var. Dikkat etmemiz lazım. Şimdi birincisi doğru, diğer ikisi yanlış. Ailenin en büyüğü Alidir diyor. Bu yanlış olacak. Ailenin en büyüğü Ali olanları küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Silmiş olacağız. Yasemin goncadan büyüktür diyor. Bu da yanlış. O zaman ne olacaktır? Gonca büyüktür. Yani Yasemin küçüktür gonca olacaktır. Bu ne demektir? Demek ki burada gonca annedir, annedir. Yasemin de kız çocuğudur. Dolayısıyla da kız çocuğunu olacak babadan küçük olacak. burada baktığımız zaman diğer şıklara Yasemin ne oldu B'de Kemal'den büyük C'de Ali'den büyük ve E'de de en küçük. Şimdi birinciye baktığımız zaman Ali ile Yasemin'in yaşları toplamı Ali artı Yasemin eşittir. Kemal ile Gonca'nın yaşları toplamına Kemal artı Gonca. Şimdi neydi Gonca anneydi dolayısıyla da diğer taraftaki Ali de baba olmak zorunda ki çocuklarla eşleştirildiği zaman mesela ilk bir tarafta mesela Kemal'e baba dediğimiz zaman anne ile babanın yaşları toplamı çocukların yaşları toplamına eşit olamaz. Dolayısıyla da Gonca ile Kemal'in toplamı Ali ile Yasemin'inki ise o zaman Ali baba olmak zorunda. Dolayısıyla da Ali eğer babaysa Yasemin'den büyük olmak zorunda. O zaman demek ki C şıkkını da buradan e, elemiş oluruz. Çünkü C şıkkında Ali en küçük görünüyor. Peki o zaman ne olacaktır? E, Kemal'le burada Gonca kalmış oldu Yasemin kalmış oldu şimdi E şıkkına baktığımız zaman Yasemin Kemal Ali Gonca sıralaması verilmiş B'de de Kemal Yasemin Ali Gonca sıralaması verilmiş Şimdi bu ailen en büyük kim Gonca dolayısıyla da mesela Gonca'ya biz 30 yaşında dediğimiz zaman Kemal'e de mesela 5 yaşında dersek 35 oldu Ali ne olacak Ali daha küçük olacak. Annesinden küçük olacak. 29 dediğimiz zaman o zaman ne olacak? Yasemin 6 yapacak. Yani bu ailede en küçük Kemal olmak zorunda demektir. Demek ki cevabımız B şıkkıdır. 4 basamaklı ve rakamları birbirinden ve sıfırdan farklı bir doğal sayının şöyle yazalım doğal sayımızı. A, B, C, D. E birler binler basamağının çarpımı yani A ile D'nin çarpımı yüzler ve onlar basamağının çarpımına eşitse buna denk sayı deniliyor. Buna göre en büyük denk sayı ile en küçük denk sayının farkını bizden istiyor. En büyüğü bulmak için e, burada e, 9 ile 2 verir. Karşı tarafta da 6 ile 3 dediğimiz zaman ne yapacak? 18'e 18 yapacak. Dolayısıyla da en büyük sayımız ABCD olduğuna göre 9632 olacak. En küçüğü oluşturmak için 1 ve 6 dersek 2 ile 3 dediğimiz zaman çarpımları 6 yapacak. Bu da ne demektir? 1236 demek. Birbirlerinden çıkardığımız zaman 6, 9. E, burası 3 yaptı. Burası da 8 yaptı. Yani ne yapacaktır? E, 8, 8396 cevabımız aşıklıdır. Biri diğerinden 16 fazla olan iki tam sayıdan. Yani şöyle a eksi b eşittir 16 olan iki tam sayıdan. Biri 3 azaltılıp mesela a'yı 3 azaltılıp altı diğerini 3 katına çıkarırsak diğerini 3b yaparsak bu iki tam sayı ardışık oluyor. Tabi bunu 3a eksi 3 ve 3b yapabildiğimiz gibi 3a ve B eksi 3 de yapabiliriz. Yani her iki durumu da değerlendirmek durumundayız. Çünkü negatif de olabilir bunlar. Şimdi buradan önce birinci duruma bakalım. Ee, A eksi 3 ile A 3 ile 3B ardışık ise, ardışık ise, ise bu ne demektir? Ee, ya A eksi 3 artı 1 eşittir 3B olacak. Ya da a eksi 3 eşittir 3b artı 1 olacak. Şimdi birinciden ne yapar? a eksi 3b eşittir 2 yapar. İkinciden de a eksi 3b eşittir 4 yapar. Şimdi burada her ikisini beraber düşünelim. Ee şöyle önce a eksi b eşittir 16 a eksi 3b eşittir 2 deyip taraf tarafa çıkardığımız zaman ne yapacak? 2b şurada yazalım 2b eşittir 14 b eşittir 7 B7 olduğuna göre B7 olduğuna göre A'da ne yapacak? 23. Dolayısıyla da toplamları 30 olabilir demektir bu. Peki ikinciye bakalım. İkincide de A eksi B yine yazdık 16. A eksi 3 B eşittir 4 dedik. Şöyle eksiyle çarptık. 2 B eşittir 10. 2 B eşittir 6. B yerine 6 yazınca A'da ne yapacak? 22 yapacak. A'da 22 yapacak. Dolayısıyla toplamları 28 de olabilir. Şimdi diğer duruma geçelim. Hangisine? Şu duruma bakmış olalım. Önce şurayı değerlendirdik. Birinci yaptığımız şuradaki işlemler buydu. Şimdi ikinci olarak da burayı yazalım. Ee, peki burada, bu da ne demektir? Ya 3a e, artı 1 eşittir b eksi 3 olacak. Önce bu durumu değerlendirelim. Ne yapar buradan? 3a eksi b eşittir eksi 4 yapar. E, A eksi b de nedir? 16'dır. Birbirlerinden çıkardığımız zaman 2A eşittir. Ee, ne yapacaktır bunlar? Eksi 24 yapacaktır. A eşittir. Eksi 12 yapar. Peki A eksi 12 ise ne olacaktır? Ee, B'nin değerinin de eksi 28 olması gerekir ki e, topladığımız zaman 16 yapsın. Bd eksi 28 olacaktır. Peki e, bunlar da e, eksi 28 mi? Bir daha bakalım. Şurada e, 20 yapıyor şöyle. Biraz geri gelelim. Yanlış toplamış olduk. Şurayı şimdi eksiyle çarptığımız zaman e, ne yapacak? 2A yapacak. Şurası da eksi 20 yaptı. Evet. Eksi 20 yaptı. Dolayısıyla da eksi 10 yaptı. E, eksi 10 olunca da e, şurası A eksi 10 olunca da B'de ne olacaktır? E, eksi 26 yapmış olacaktır. B'de eksi 26. Evet. Topladığımız zaman ne yaptı? Eksi 36. Demek ki eksi 36 da yapabiliyor. Şimdi de e, bunun da tersini yapacağız. Alanımız daraldı. Ne yaptık önce? 3A artı 1 eşittir. B eksi 3 dedik. Şimdi de ne yapacağız? 3A eşittir. B eksi 3 artı 1 olacak. Diğer tarafa ekledik. Bu da 3A eksi B eşittir. Eksi 2 demektir. Yine altına A eksi B eşittir 16'yı yazalım. Eksiyle çarptık. 2A eşittir. Eksi 18. A eşittir. Eksi 9 yapar. A yerine eksi 9 yazdığımız zaman da... Şuraya eksi 9 yazdığımız zaman ne yapacak? Eksi 25 yapar yapacak. B eksi 25 yapacak. Toplayınca eksi 34 olur. Demek ki olamayacak olan burada C şıkkı 12 olacaktır. Evet. Verilen 4 noktanın ikisinden f, ikisinden de g fonksiyonu geçiyor. Her ikisi de doğrusal fonksiyon. f2, f1'den büyük ve g2 de g1'den küçük. Yani biri artan, diğeri azalan olacak fonksiyonlarımızın. Biri artan diğeri azalamayacak. O zaman şöyle çizebiliriz fonksiyonlarımızı tam denk getirerek çizelim. AB'den geçen fonksiyon artan olacak. Bir de ne demiş burada? F eşittir G'nin sağlayan x değeri de pozitif olacak. O zaman demek ki şöyle olmuş olacak. Fonksiyonumuz tam denk getiremedik. Şöyle bir fonksiyon olacak. Şimdi F fonksiyonu artan G azalan. Demek ki şu F olacak bu da G olacak. Şimdi buradan f bileşke g fonksiyonunun grafiğinin y eksenini kestiği noktaların e, ordinatları ordinatı kaçtır diye bize soruyor. Bileşke fonksiyonun e, da ne yapacağız? x'e 0 vereceğiz. Y eksenini kestiği yeri bulacağız. Şimdi önce bu iki fonksiyonu oluşturalım. E, bu noktaya baktığımız zaman şurası ne yapıyor? E, 1, 2, 3. Şurası şöyle 4 yapıyor. 4'e 1 noktası. Şimdi g gx fonksiyonu için g x fonksiyonu a artı b olarak alalım a x artı b noktalarından bir tanesi 4'e Bir diğeri de şurası 2'yi 1, 2, 3, 4, 5, 6 2'ye 6. Bir de 2'ye 6 noktası var. Ee, fx fonksiyonu da ona da m x artı ne diyelim? m x artı ne diyelim? Onda da baktığımız zaman 1, 2, 3, eksi 3'e şurası 1, 2. Eksi 3'e 2. Eksi 3'e 2. Ee, diğeri de eksi 2'ye 1, 2, 3, 4. Eksi 2'ye diğeri de 4 şeklinde. Şimdi buradan önce f ve g fonksiyonlarını oluşturmamız gerekiyor. Ee, yazalım g'de ee, 4a artı b eşittir 1, 2a artı b eşittir 6. Peki birbirlerinden çıkardığımız zaman 2a eşittir ne yapacak? 5 yapacak. Eksi 5 yapacak. a eşittir eksi 5 bölü 2 olacak. A yerine eksi 5 bölü 2 yazdığımız zaman şunu da yazalım ne yapar? 2 çarpı eksi 5 bölü 2 artı b eşittir 6 yapar. Sadeleştirdiğimiz zaman b eşittir 11 yapar. Yani gx fonksiyonu neymiş? gx fonksiyonu eksi 5 bölü 2 x artı 11 fonksiyonu imiş. gx'i bulduktan sonra buradan e, fx'i de oluşturabiliriz. Eksi 3 yazdığımız zaman eksi 3 e, m artı n eşittir 2. Eksi 2 m artı n eşittir 4. Ee, yine birbirlerinden çıkaralım. Şöyle şurayı eksiyle çarptığımız zaman eksi m eşittir. Ee, eksi 2 yani m eşittir. 2 yapacaktır. Ee, o zaman eksi 4 artı n eşittir. 4. Burada n eşittir. 8 yapacaktır. Yani fx fonksiyonu da ne olmuş oldu? Ee, fx fonksiyonu da 2x artı 8 fonksiyonu oldu. Şimdi bu ikisinin bileşkesini alacağız. Yani f bileşke g'yi alacağız. Dolayısıyla da 2x artı 8 Bileşke eksi 5 bölü 2x artı 11. E, bu da ne yapar? 2 çarpı eksi 5 bölü 2x artı 11 artı 8 yapar. F bileşke g x. Yani eksi 5x artı 22 e, artı 8. Yani 30 eşittir f bileşke g x. Bize neyi soruyor? Y ekseni kestiği nokta. Yani x x'e 0 yazacağız. F bileşke g 0. Bu da 30 yapar. Cevabımız A şıkkıdır. A, B tam sayı ve px polinom. Şimdi birinci verilen bağıntıda X yerine eksi A yazdığımız zaman e, ne yapacaktır? 0 çarpı P eksi A eşittir. E, eksi A küp artı B olacaktır. Dolayısıyla da eksi A küp artı B sıfıra eşit olacağından B eşittir A küp olacaktır. B eşittir A küptür. Peki e, A artı B 30 olduğuna göre A artı A küp eşittir 30. E, bu da A'nın değerinin 3 olması anlamına geliyor. Şimdi A 3 olduğuna göre ve B de 27 olduğuna göre B de 27 olduğuna göre o zaman e, birinci bağıntıyı şöyle yazabiliriz. X artı 3 çarpı Px eşittir x küp artı 3'ün küpü yani 27. Bunu da e, bir küp açılımı olarak yazarsak x artı 3 çarpı x kare eksi 3x artı 9 şeklinde olacaktır. Ee, burada da x artı 3 çarpı px var. Peki x artı 3'leri sadeleştirelim. Demek ki px neymiş? px eşittir x kare eksi 3x artı 9'a eşitmiş. Şimdi k pozitif bir tam sayı olmak üzere px eşittir kx. Ee, yani x kare eksi 3x artı 9 eşittir kx eşitliğini sağlayan x'in iki farklı tam sayı, iki farklı tam sayı değeri var. Şimdi burada e, sol tarafa aldığımız zaman şöyle olacaktır. x kare eksi 3 artı k x artı 9 eşittir. 0 şeklinde bir e, burada bir ikinci dereceden denklem bulmuş oluruz. Şimdi burada e, ya x 3'ün veya x artı 3'ün karesi olabilir bu denklem veyahut da ne demiş bize? X'in iki farklı tam sayı değeri var demiş. Dolayısıyla da demek ki 3'ün karesi şeklinde yazılmayacak son kısım. Şöyle yazılacak demektir. 9 ile 1 ve K da burada pozitif olduğuna göre şöyle. Eksi 9 ile eksi 1 dediğimiz zaman o zaman eksi parantezinde 3 artı K ne yapacak? Eksi 9 eksi 1 yani eksi 10 yapmış olacak. Eksi 10 yapmış olacak. Çapra çarpıp topladığımız zaman ortayı vereceğinden dolayı. Yani 3 artı K eşittir 7. E 10, 10 ve K eşittir 7 olacaktır. Cevabımız B şıkkıdır. E burada A'dan B'ye gidilip sonra da C'ye gidilecek. Sadece doğu ve güney yönlerinde. 65 farklı yol olduğuna göre bu yollar hangileri olabilir diye bize soruyor. Şimdi birinciye baktığımız zaman şöyle yollarımızı yazalım. 1, 1, 1 toplama usulüyle gitmiş olacağız. Çünkü tam olarak kareli bir zemin yok. Şuraya da 1 dediğimiz zaman şuradaki 1 ile 1'in toplamı ne yapacak? Şurası 2 yapmış olacak. Peki 2 ile 1'in toplamı 3 üç yapacak. 3 ile 1'in toplamı 4 yapmış olacak. Yukarıdan 1 yol geliyor. 1 ile 4'ün toplamı 5 olacak. Yani bu ne demektir? Şuraya 5 tane yoldan gelinmiş olacak B noktasına. A'dan B'ye, A'dan B'ye, B'den de C'ye gidilecek. Birinci de 5 yoldan A'dan B'ye geldik. Şimdi B'den de C'ye gitmiş olacağız. Yine yollarımızı şöyle yazalım. 1, 1, şurası 1, 1, 1 olarak yazdığımız zaman şuraya 2 yoldan, buraya 3, buraya da 4 yoldan gelmiş oluruz. Burada 2 var. 2 ile 1'in toplamı ne yapacak? Şurası 3 yol yapacak. Bu 3 yolu devam ettirdiğimiz zaman 3 ile 4'ün toplamı demek ki şuraya 7 yoldan gelinmiş olacak. 3 üç ile 3'ün toplamı 6 yapar. 6 yoldan şu noktaya gelinecek. 7 ile 6'nın toplamı 13 yoldan bu noktaya gelinecek. Dolayısıyla da 5 çarpı 13 olmuş oldu. Bu da ne yapacak? 65 yapacak. Demek ki birinci 65 yoldan gelmek anlamına geliyor. Şimdi ikinciye baktığımız zaman e, ikincideki ilk pozisyon birincidekinin aynısı. Dolayısıyla da yani sadece yeri değişmiş. O da 5 e, durumda gerçekleşecektir. Şimdi burada e, diğerine baktığım zaman yani şu anda A'dan B'ye 5 yoldan gelmiş olduk. B'den sonrasına baktığımız zaman şöyle 1 1 1 dediğimiz zaman şurada 1 1 1 dediğimiz zaman buraya 2 yoldan 3 ve 4 yoldan gelmiş oluruz. Şurası 3 olur. Burası 4 olur. Ve şurası da 7 yapacaktır. 7 çarpı 4 ne yapar? 11. 11 yoldan buraya gelmiş oluruz. Dolayısıyla da bu da 55 yol yapar. Yani ikinciyle e, ulaşamayız demektir. Üçüncüye bakmış olalım. Üçüncü de şöyle yine 1, 1, 1 dedik. Şuraya 1 dedik. E, şuraya da 1 dedik. Burası 2 yaptı topladık. Burası 3 yaptı. E, peki şurası da 2 olduğuna göre 2 artı 1, 3 yapacak. 3 artı 1, 4 yapacak. E, burada yukarıdan 3 geliyor. ya Buradan da 3 geliyor. Burası 6 yapmış olacak. 6 yapacak. Şurada 3 var. 3 ile 4'ün toplamı burası 7 yapacak. E, 7 ile 6'ın toplamı 13 yapacak. Yani burası ne demek? E, A'dan B'ye 13 yoldan geldik demek. Peki B'den A'ya baktığımız zaman e, kaç yoldan gideriz? Şimdi e, burada ikincinin işlemini yapmaya gerek yok. Çünkü zaten e, şu pozisyon 5 tane yapıyor bu pozisyona göre fazlalık ne var? Şuradaki bir çizgimiz var. Dolayısıyla da 5 yoldan fazla yapacaktır. 5 yoldan fazla yaparsa da bu eşit olmayacaktır. 65'e dolayısıyla da demek ki sadece birinci yoldan gelinebilir. Yani birinci ile 65 yol bulunabilir. Cevabımız aşıkkıdır. KC uzunluğu 5, AK uzunluğuna A diyelim. O halde burası 5 artı A ve yine burası 5 artı A. Buralarda B'ye kadardır Dolayısıyla ABK ve KBC üçgenlerinin çevreleri farkı Bunlar birbirinin aynısı bunlar birbirinin aynısı olduğuna göre buradaki 5 eksi a kadardır yani burası 2 a eşittir buradan 3 gelir. A3 olduğuna göre, Demek ki eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 8. Burası o zaman 60 olduğuna göre bunun karşısından dikme çizdiğimiz zaman, Burada 30-60-90 üçgeni oluşur. 30'un karşısında hipotenüsün yarısı 4. Yarısının kök köküç katı 60'ın karşısında 4 köküç olur. O halde burası da 1'dir. Burada Pisagor bağıntısı yazılırsa buradaki BK uzunluğu bulunur. Yani x kare eşittir. 4 köküçün karesi artı 1'in karesidir. Buradan x kare eşittir. 48 artı 1 daha 49 x eşittir 7 bulunur. Doğru cevap A'dır. ABC ikiz kenar üçgen olduğuna göre taban açıları birbirine eşittir. 76 derece. Bu durumda buradaki açı 76, buradaki açı da 76'dır. BC tabanıyla CD taban uzunlukları da birbirine eşittir. İkiz kenar üçgen olduğu için burası da x'tir. O halde 2x artı 76 artı 76 eşittir. 180'e. Buradan 2x eşittir 180 eksi 152. 2x eşittir 28'den x eşittir 14 bulunur. Doğru cevap B'dir. ABC üçgeninde AD uzunluğu 5, 12, 13 eşittir. O zaman burası da 13, burası da 13'tür. İkiz kenar üçgen olduğuna göre taban kenarından eşit olan kenarlara çizilen dikmelerin toplamı yüksekliğe eşittir. Burada 13'e ait olan yükseklik 12 olduğuna göre demek ki eh uzunluğuyla x'in toplamı 12 olur. Buradan o zaman eh uzunluğunu biz 12 x olarak yazabiliriz. Burası 12 x olur. O halde buradaki uzunluk 12 x ve yine buranın toplamı da yine x'e eşit olacağına göre yani EK uzunluğuna eşit olduğuna göre demek ki x eşittir 1 artı 12 eksi x'ten 2x eşittir 13 x eşittir 6 buçuk bulunur. Doğru cevap D'dir. Buradaki kenar uzunluğu A, buradaki kenar uzunluğu B. EB 8 olduğuna göre bunlar birbirine eşittir 4 olur. Burası 90 derece. Ve yine bunlar birbirine eşit olur. Burası 90 derece, burası A, burası A'dır. E'den DC'ye bir tane yükseklik çizdiğimiz zaman burası 90, burası H. Buraya da H diyelim. O halde buranın uzunluğu 4, buranın uzunluğu A olur. Burada A, E, D'nin alanı 2A, buranın alanı A olarak verildiğine göre o halde buradaki uzunluk 2A, alt taban, üst taban A, bölü 2 çarpı yükseklik eşittir. 2 çarpı alt taban burada 8, üst taban 4 bölü 2 çarpı yüksekliktir. Bunlar birbirini götürür. O halde 3a eşittir. 2 çarpı 12'den 24, a eşittir 8 gelir. a 8 olduğuna göre buralar 8, 8 ise buranın toplamı 16. AB uzunluğu o zaman 16 artı 8'den 24 bulunur. Doğru cevap D'dir. Şekil 1'deki lastiğin uzunluğu 56 olduğuna göre şurası 12 olacağına göre buralara A dersek 2A artı 24 ABCD'nin çevresidir. 56'ya eşit. Buradan 2a eşittir 32'den a eşittir 16 olur. a 16 olduğuna göre bu bir dik üçgen. Burada 12, 16, 20 üçgeni vardır. Köşegenler de birbirini ortaladığı için demek ki buradaki bir tane çubuğun boyu 20 eşittir. Bunlar da yine birbirine eşittir. Bu bir ikiz kenar üçgen olduğuna göre buradan bir tane yükseklik çizdiğimiz zaman o halde tabanı iki eş parçaya böler. Yani burası 6, burası 6. Demek ki yükseklik de 8 olur. Buradaki çubukların uzunlukları da aynı olduğuna göre buralarda yine 10'dur. O halde buradan bir tane yükseklik çizdiğimiz zaman demek ki buradaki üçgenler birbirine eş üçgen olurlar. Buradaki açı da çünkü beta kadar olsun. Burası da yine beta kadar olur. Alfanın karşısında burada 8 varsa burada da 8 olur. Beta'nın karşısında 6 varsa burada da 6 olur. O halde buradaki uzunluk da 4'tür. Bu durumda buradaki EF uzunluğunu o zaman 1, 2, kök 5 üçgeni var. Dolayısıyla kısa kenarın kök 5 katı buradaki uzunluktur. Yani burası 4 kök 5'e eşittir. Bu durumda GF uzunluğuna da X dersek burada hipotenüs uzunluğu 20 olduğuna göre yani x kare eşittir 20'nin karesi eksi 4 kök 5'in karesidir. Buradan o zaman x kare eşittir 400 eksi 80. X kare eşittir 320. Karekök aldığımız zaman buradan x eşittir 8 kök 5 bulunur. Dolayısıyla burası 8 kök 5 olduğuna göre bu iki kenarın toplamının iki katı lastiğin uzunluğunu verir. Dolayısıyla 2 çarpı 4 kök 5 artı 8 kök 5. Buradan 24 kök 5 bulunur. Doğru cevap E'dir. Burada ikiz kenar üçgenler vardır. Burası 30, burası da yine 30. Yine burada da ikiz kenar üçgenler olduğu için burada ters açılardan 120, buralarda 30-30 olacaktır. Burada lambanın zemini olan uzaklığı h ve yukarı üst kısmı olan uzaklığı 8. Bu durumda burada bir tane dik üçgen oluşturduğumuz zaman 30'un karşısında hipotenüsün yarısı olur. Yani h, h'ın demek ki 2 katı hipotenüs uzunluğudur. h artı 8. Buradan h eşittir. 8 bulunur. h 8 olduğuna göre demek ki buradaki uzunluk da 8'dir. Binanın zemini olan uzaklığı da 3.5 olarak verilmiş. Demek ki 30'un karşısında 3.5 varsa buradaki 90'ın karşısındaki uzunluk 7'ye eşittir. Bize şuradaki kısım sorulmuş. Buraya x dersek demek ki x artı 7 eşittir 8, x eşittir 1'dir. Doğru cevap B'dir. Deltoidin alanı köşegenler çarpımının yarısıdır. Buradan diğer köşegeni çizdiğimiz zaman bu ona dik olur. Dolayısıyla buna E dersek E çarpı 10 bölü 2 eşittir 90. Demek ki diğer köşegen uzunluğu buradan 18 bulunur. Bu köşegen aynı zamanda diğer köşegeni ortalar yani buralar 5 5 olur. Buradaki 10 olduğuna göre o zaman buradaki köşegen uzunlukları Buradan bir tane daha diğer köşegeni çizdiğimiz zaman burası 90, burası 5, burası 5. Yarısı burası olacağına göre burası da 5 olur. O halde buradaki uzunluğa 13 diyebiliriz. Bu kare dik piramidi kapattığımız zaman şu şekilde olur. Buradaki ayrıt uzunluğu 10. O halde şuradaki yan yüzey yüksekliği demek ki 13 olmuş olur. Buradan da o zaman şuradaki ağırlık merkezi burası olduğu için dolayısıyla yükseklik indirdiğimiz zaman buraya gelir. O halde burası 90, burası bir ayrıtın yarısı, burası da yine 13. O halde buradan Pisagor bağıntısından bu yükseklik bulunur. Buradan h eşittir 12'dir. Kare piramidin hacmi sorulduğuna göre hacim taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'e eşittir. Dolayısıyla buradan bunlar sadeleşirse 4, 100 çarpı 4'ten hacim 400 bulunur. Doğru cevap B'dir. Çubuğun uzunluğunun en fazla olması için bu şekilde olmalıdır. Burası o zaman 15. Burada alan taban alanı 54 köküç olduğuna göre düzgün altıgenin alanı 6 çarpı a kare köküç bölü 4'tür bir ayrıtına a diyelim. Dolayısıyla burası 54 kök 3. Bunlar sadeleşir. O halde 6 ile 54 sadeleşirse burası yine 9 olur. a kare eşittir 4 çarpı 9'dan 36. a eşittir buradan 6 bulunur. Burası 6 olduğuna göre o halde buradan en uzun köşegeni çizdiğimiz zaman bu bir ayrıtın 2 katına eşittir. Yani burası 12'dir. Ve burası burada yüksekliğe dik olur. Buraya h dersek o halde buradan 9, 12, 15'ten h yüksekliği de 9 olur. Burada yanal alan sorulduğuna göre taban çevresi çarpı yükseklik yanal alanı verir. Dolayısıyla tabanı bir düzgün altıgen olduğu için 6 çarpı 6 taban çevresi çarpı yükseklik. O zaman buradan 36 çarpı 9 324'e eşittir. Doğru cevap A'dır. Köşegen uzunluğu 80 olduğuna göre buradaki kenarların uzunlukları 40'a eşittir. O halde burası 40, burası 40, burası 40'tır. BD köşegenini çizdiğimiz zaman bu BD köşegeni burası 30, burası 30, burası 120. O halde burası da 90 olur. 120'nin karşısında bir kenarın kök köküç katı vardır. Yani 40 köküçtür. K noktasından da yine bir tane dikme çizdiğimiz zaman burası yine 90 derece. O halde burası 40 kök 3 olur. Burası 30 o halde buraya da 10 kalır. Burada Pisagor bağıntısı yazdığımız zaman da 10'un karesi artı 40 kök 3'ün karesi eşittir x kareye. Buradan x kare eşittir 10'un karesi parantezini aldığımız zaman 1 artı 4 kök 3'ün karesi. Kare kökte alırsak buradan x eşittir bu 10 48 artı 1'den 49. O halde x eşittir 10 çarpı 7. Buradan 70 bulunur. Doğru cevap B'dir. Karenin bütün kenarları birbirine eşit olduğu için buraya A dersek burası da 25 eksi A olur. H açısı 90 derece ise burası 90 derece olur. İki açı ortay arasında kalan açı da yine 90 derecedir. Bu durumda Öklit bağıntısı yazılırsa 12'nin karesi eşittir. A çarpı 25 eksi A olur. Buradan o zaman 144 eşittir. A çarpı 25 eksi A. Burada A yerine 9 yazdığımız zaman demek ki 9 çarpı 16 144 yapar. Yani bunu sağlamış olur. O halde buranın uzunluğu 9'dur. Burası 90 derece olduğuna göre buradan bir tane açıortay olduğu için F'de bir koluna dikme indirilmiş bu 9 ise diğer koluna da dikme indirirsek burası da 9 olur. O halde EFD üçgenin alanı tabanı 18 yüksekliği 9 çarpımlarının yarısı EFD'nin alanını verir. Buradan o zaman bunlar sadeleşirse 9 kere 9 81 bulunur. Doğru cevap C'dir.